Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir yağ bazlı temizleyici dosyası çekmek istedim. Bu zamana kadar kullandığım ve şu an kullandığım ürünler, özellikle yeni kullandığım ürünler de var. Elimin altında açtığım, kullanamadığım, duş yağı olarak kullanmaya devam ettiğim, uygun fiyatlı ve çok pahalı ürünlerden de bahsedeceğim size. Hepsini bir dosya altında toplamaya karar verdim. Hangi cilt tipine uygun? Çünkü yağ bazlı temizleyici gerçekten bir kaos haline geliyor. Sivilce yapar mı? En büyük soru. Yağlı ciltler için, karma ciltler için, kuru ciltler için de öyle. Çünkü ben kuru cilt tipine sahibim ama sivilcelenebiliyorum ve her yağ bazlı temizleyiciyi kullanamıyorum. Kim yağ bazlı temizleyici cildimden arınmıyor. Bundan da bahsedeceğim. Bu listede neden Cosmed'in yağ bazlı temizleyicisi yok? Bundan da bahsedeyim şimdiden. Cosmed'in yağ bazlı temizleyicisinin ufak boyunu ben kullandım ama gözlerim aşırı derecede yaktığı için ve cildimden çok arındıramadığım için onu kullanamadım arkadaşlar. Benim için gözlerim hassas nokta. Ben gözlerim açık yağ bazlı temizleyici kullanıyorum. Bunu böyle Reels'larımda falan görmüşsünüzdür. Ara ara elimin altında olan ürünlerin Reels'larını çekmeye çalışıyorum size ki tam performanslarını makyajla vesaire, glitterlı makyajla özellikle görmeniz için ve sesli olarak da anlatıyorum orada. Burada hepsini anlattığım ve ekranda göreceğiniz alta listesinde bırakacağım. Toplu bir video olacak ama Reels'larda Shorts olarak YouTube'a yüklüyoruz. Bulabilirsiniz içerikleri. En uygun fiyatlıdan başlıyorum arkadaşlar. Nivea nemlendirici makyaj ve yüz temizleme yağı. Bu benim ikinci kutum. Özellikle ben bunun Hindistan cevizi yağlı olan versiyonunu kullanıyorum. Benim cilt tipim kuru ama karma cilt tipine sahip arkadaşlar da kullandılar ve memnun kaldılar. Hindistan cevizi yağı komedojenik bir içerik ve alt sırada. Bunun içinde ve izopropil miristat olması lazım. Tekrar bakacağım. İzopropil palmitat var. Bunun içeriğinde komedojenik içerikler var. Ama çoğu uygun fiyatlı temizleyici yağ da, yüz temizleme yağında ya da balmında maalesef ki komedojenik içerikler üst sırada ya da orta sırada ya da alt sırada maalesef ki yer alıyor. Burada önemli olan sizin cildinizden güzel bir şekilde arındırmanız. Zaten çift fazla aşamada kullanıyoruz bu yüz temizleme balmlarını. Nasıl kullandığınız çok önemli. Ben Reels'larda göstermeye çalışıyorum ama tekrar burada söyleyeyim. Kuru cildime güzel bir şekilde uyguluyorum. 40 saniye ovalıyorum yüzümü. Sonra suyla tekrar süt kıvamına, bu ürün de aynı şekilde süt kıvamına dönüşüyor. Makyajı çok güzel çıkarıyor. Sonra arkasından arındırıyorum ve su bazlı temizleyicimde yüzümden tamamen arınmış oluyor. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Makyajımı çok güzel arındırıyor. 14 TL'ye alıyorum arkadaşlar. Nerede indirimde görürsem oradan satın alıyorum. Çok pahalı ürünlerle kullanıyorum ama diğer pahalı ürünlerinizin erken bir şekilde bitmesini engelleyen ürünler bunlar. Çok bir şey beklememek lazım. İçinde sakinleştirici, yatıştırıcı içerikler yok. Bir şeyin muadili olamazlar arkadaşlar. Tabii ki pahalı ürünlere para veriyoruz ama içinde işte sakinleştirici, yatıştırıcı, hatta siyah noktalarınıza iyi gelecek içerikler de oluyor. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama dediğim gibi 14 TL'ye alabileceğiniz en iyi ürünlerden biri. Pembe olan versiyonunu aldım fakat ben beğenmedim. Duş jeli olarak bile kullanamadım. Yani öyle söyleyeyim size. Birine hediye bile edemedim. Bu beğenmediğim ürünleri başkalarına hediye edip kaktırmayı sevmiyorum ben. Sevdiğim ürünleri hediye ediyorum. Böyle bir huyum var. Dediğim gibi makyajımı çıkarıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Videolarımda da göstermiştim zaten. Eski videolarıma gidip bakabilirsiniz. Tekrar Reels çekeceğim. Orada da görebilirsiniz. Çok uygun fiyatlı bir ürün. Benim hatta en sevdiğim bu uygun fiyatlı temizleme yağları arasında en sevdiğim Nivea oldu. Bu Hindistan cevizi yağlı olan versiyonu. Gözlerimi yakmıyor, buğulandırmıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Hemen arkasından Altera'nın organik bu kaos yaratan bu temizleme yağını almıştım zaten. Bunun Reels'ını çekmiştim. Shorts'unu yükledik mi? Shorts'unu da yüklemiştik. Evet evet, lenslerle kullanmıştım. Hatırladım. Benim cildim çok kuru. İçindeki bütün içerikler organik. Bu benim için çok bir şey ifade etmiyor. Yani organik olduğunu kanıtlayamazlar. Organik olsa da yani. Organik salatalık, organik avokado falan. Bir kere çok yoğun bir yağ. Yüzünüze yayarken çok zorlanıyorsunuz. Bunu birçok arkadaştan da duydum. Eğer hassas ciltliyseniz kızartıyor cildinizi. Ben bunu bizzat yaşadım. O yüzden cildimde çok uzun süre kullanamadım. Makyajı da hiç iyi arındırmıyor. Çok hafif bir makyaj yaptıysam falan belki. Çok zorlandım arkadaşlar ve kullanamadım zaten. Cildimi bir kere çok kızarttı. İlk suyla temas ettiğinde evet güzel bir şekilde süt kıvamına dönüyor. Ama o aşamaya gelene kadar zaten sanki işlevini yerine getirmiyormuş gibiydi. Şöyle kullandım. Güneş kremini sürdüğümde evet
Okay. Sadece güneş kremi kullanıyorsanız bu size yeterli olacaktır ve hassas cilde sahip değilseniz ve kuru cilde de sahip değilseniz, yağlı cilde sahipseniz ya da karma yağlıya dönük bir karma cilde sahipseniz evet memnun kalırsınız bu üründen. İçeriği güzel, komedojenik öyle çok içerik yok. O açıdan da güzel. Sadece dediğim gibi hassas bir cilde sahipseniz, kuru bir cilde sahipseniz arkadaşlar sizi çok zorlayacak bir yağ olacaktır bu. Ben çok anlaşamadım bu benim cildimle. Hem kuru bir cilde hem de hassas bir cilde sahip olduğum için. Makyaj yapıyorsanız dediğim gibi yine makyajınızı o Reels'ta da göstermiştim. Hiçbir şekilde arındırmıyor ama uygun fiyatlı. Sadece ben hassas ciltli değilim, yağlı ciltliyim, sadece güneş kremi sürüyorum diyenler için evet yeterli. Bir ürün hem de evet içeriği de temiz. Ama ben yine de çok önerecek miyim? Hayır. İşana temizleme yağ elimde yok. Tabii ki bu kadar alternatifin arasında. Onu ben çok fazla kullandım. Bilen bilecektir. Şu an 39-40 TL'ye falan satılıyor. Yine içinde komedojenik içerikler var. Ben bu ürünün de çok bir şeyin muadili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi diğer ürünlerin içeriğinde arkadaşlar daha yatıştırıcı, daha cildinizle iyi gelecek içerikler oluyor. Bunda yine komedojenik ve hassas cilde iyi gelmeyecek bir temizleme yağı. Açıkçası sivilcelenme yapabilir. Ben sivilcelenme herhangi bir problem yaşamadım kullanırken. Ama yine de değiştirmek istedim. Çünkü kuru ve hassas bir cilde sahibim. Artık biraz yakmaya başladığını hissetmiştim. Belli bir noktada artık 3. 5. 6. şişemdi falan da herhalde. Artık bir rahatsız olmaya başlamıştım ve gözlerim biraz yanmaya başlamıştı. İlk etapta mesela hiç gözümü yakmayan ya. Gözlerimi biraz yakmaya başlamıştı ama şunu söylemek istiyorum. İnsana güzel bir makyaj temizleme yağı ve makyajınızı vesaire çok güzel çıkarıyor. Yani o da yine fiyat performans ürünü. İndirimde 20 TL'ye kadar bulabilirsiniz. Ama içeriği komedojenik. Yine belirtmek istiyorum. Eğer yağlı cilt tipine sahipseniz önermem. Yağlı cilt tipine sahip arkadaşlara burada tek önerebileceğim Altera'nın yüz temizleme yağı. O da uygun fiyatlar arasında. O da makyajı gerçekten çok çıkarmıyor ya da belki Nivea'yı deneyebilirsiniz ama Nivea'yı da Hindistan cevizi yüzünden denemek istememebilirsiniz. Nivea'nın da şöyle bir handikapı. Gerçi Nivea da şöyle çok alt sırada. İsana daha kuru karma cilde uygun. Sivilcelenme yapan bir sürü arkadaş oldu. Bunu söyleyeyim. Çünkü yağlı cilt tipine hiç uygun bir ürün değil. Ben takipçilerime söyledim zaten. Daha önceden uyarıyordum. Yani yağlı cilt tipi kesinlikle kullanmamalı. Gül özü var içerisinde. Badem yağı var. Bu badem yağı yüzünüzdeki kılları falan beslemiyor. Zaten o kadar azıcık duran bir yüzünüzdeki badem yağı cildinizde kılları besleyecek fırsat bulamaz. Merak etmeyin arkadaşlar. Öyle bir endişeniz olmasın eğer kullanacaksanız. Korkmayın yani. Güzel bir yağdı. Eğer ben indirimde bulursam tekrar alabilirim. Çünkü bayağı uzun süredir kullanmıyorum. Yani tekrar aynı hassasiyeti yaratacağını zannetmiyorum. Nivea bittikten sonra tekrar ona belki hani dönüşümlü kullanmak için alabilirim. Dediğim gibi hani 40 TL'lik bir yağ değil ama 20 TL'lik bir yağ. Her şeye gerçi zam geldiği için 40 TL artık bizim 20 TL'miz olmuş olabilir. Gelelim Siberian Wellness cilt temizleme yağına. Ben bu beni şaşırttı ama Siberian ürünlerini Siberian diye okunuyormuş arkadaşlar böyle. Öyle diyorlar yani Rusça mı okunuyor, İngilizce mi okunuyor burada da tam bilmemekle beraber Siberian diye okunduğunu söyledi bir arkadaş. Ben de o yüzden öyle okuyorum şu an. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Bu yağ beni çok şaşırttı. Bu bana hediye gelmişti. Ben denememiştim. Bu tarz katalog ürünlerini pek denemiyorum zaten. Önyargılı oluyorum. Olmamak gerekiyormuş demek ki. Bir şişe bitirdim. Çok oldu bu arada bitireli. Bitirirken de zaten söylemiştim. Gayet güzel bir ürün. Kullanan herkes de çok memnun. Eğer böyle Trendyol gibi satış sitelerinde falan bulursanız bazen denk geliyorum çünkü ben. Alabilirsiniz. 89-70 TL, 89 TL falan. Bence fiyat performans olarak ve miktar olarak gerçekten uygun. İçinde kanola yağı, ketencik tohum yağı, susam yağı ve sedir ağacı yağı var. Sedir ağacı yağı esansiyel yağ. O yüzden sizi rahatsız edebilir. Ama cildimde herhangi bir iritasyona sebebiyet vermedi. Ondan sonra beni rahatsız etmedi, sivilcelenme yapmadı. Yağlı cilt tipi de kullandı. Bizim katıldaki kızlarda yağlı cilt tipi de kullandı. Kuru cilt tipi de ben kullandım. Karma cilt tipi. Herkes çok memnun kaldı. Makyajı çok güzel arındırıyor. Ondan sonra yüzünüzden güneş kremini çok güzel arındırıyor. Cildinizi kesinlikle kurutmuyor. Gerçekten fiyat performans. Hani tam orta fiyatlı bir ürün alayım. Güzel,
uzun süre dayansın diyorsanız, uzun süre dayanmıyor burada 6 ay. Bence tek kötü tarafı 6 ay içinde tüketmeniz. Yani başka yanında hiçbir ürün kullanamazsınız. Sadece alacaksınız ve onu kullanacaksınız. Bu da içeriğinin temiz olmasından kaynaklı. Hani bu tarz bir şey arıyorsanız aslında alıp kullanabilirsiniz ama 6 ay içinde tüketeceksiniz. 6 ayda biter mi? Ya ben 6 ayda bitirmek için bayağı bir uğraştım bu arada. Sadece onu kullanmıştım. Kardeşimle beraber kullandığımız için gerçekten hızlı bir şekilde tabii biz bitirdik iki kişi. O yüzden fiyatını hak ediyor diyebiliriz. Bu arada denedim ve size daha bahsetmediğim, bir süre daha kullanmak istiyorum zaten. Çünkü Beauty of Joseon. Joseon krallığı. Joseon. Kore'nin Beauty of Joseon'un cleansing balmından bahsedeyim. Bunun içeriği gerçekten muazzam. Neresinde yazıyor ismi? Radiance Cleansing Balm. Şurada yazıyor. Güzel bir ürün. Sadece kuru cilt tipini önereceğim bunu. Kuru ve karma. Kuruya dönük karma cilt tipini önereceğim yalnız. Cildiniz için bayağı başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece çok hafif gözünüzü yakıyor. Ama benim gibi gözünüzü açıp makyajınızı temizlemeyebilirsiniz. Bu gereksiz bir şey. Ben gözümü açıp temizlediğim için yüzümü tam yıkarken o aşamada gözüm yanıyor. Ki bence bunu hak ediyorum. Makyajımı arındırıyor. Ondan sonra glitterli makyajımı arındırıyor. Güneş kremimi arındırıyor. İçeriğinden de bahsedeyim size. Ada çayı, pirinç kepeği suyu, mavi kantoron, sümbül. Yani içeriği inanılmaz derecede zengin. Zaten yıkadıktan sonra cildiniz muazzam bir şekilde parlıyor. O yüzden yağlıya dönük karma ciltler ya da yağlı ciltler bu balmı sevmeyeceklerdir. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama kuru cilde sahipseniz ya da kuruya dönük karma cilde sahipseniz çok seversiniz. Yine 168 TL civarında. Yani bu tarz içeriğe sahip bir balm için fiyatı gayet uygun. Ben likit temizleyicilerdense balmı daha kontrollü bulduğum için balmları daha fazla seviyorum diyebilirim. Bunu shorts olarak koymuştum zaten. Clarisse'in bu bayağı eski bir yüz temizleme yağı. Bayağı da kullandım. Elim sürekli buna gidiyor. Normalde bu arkadaşlar yağlı ve karma cilt için çok uygun ama ben kuru ciltli bir insan olarak da kullandım. Cildim kesinlikle kurutmadı. Çok beğendim gerçekten. İçerinde %85 oranında frenk üzümü, jojoba yağı ve ayçiçek yağı var. Yüzünüzde sebum dengeleme yapıyor. O yüzden eğer yağlı ciltli bir bireyseniz ve ya da işte karma ciltliyseniz ve sebum dengelenmesini istiyorsanız ve siyah noktalarınız azdıysa, benim de bu son dönemde nedense bilmiyorum mevsim geçişinden mi nedir, siyah nokta problemim had safhadaydı. Özellikle elim buna gitti. Ve hep bunu kullanıyorum ve muazzam şekilde iyi geldi. Çok beğendim. Makyajımı çok güzel arındırıyor. Gözümü hiçbir şekilde yakmıyor. Parfüm yok. Esansiyel yağ yok. Bir kokusu herhangi bir şey yok. Çok güzel ovalıyorum. Köpük forma güzel dönüşüyor. Yüzümden çok güzel arındırıyorum. Sadece tek bir kişi bana Instagram'dan yorum yazmıştı. Ben bunu arındıramıyorum diye. Diğer herkes çok beğenmiş. Sonra şey dedi, galiba benim yağımda sorun var yazmış. Bir yıl ömrü var arkadaşlar. Yağlı bir cilde sahipseniz ya da karma bir cilde sahipseniz ve cilt bariyerinizde sorun varsa bu tarz basit içerikli bir ürünle cilt bariyerinizi hani bir rutin oluşturduysanız mesela cilt bariyeriniz için de bu tarz bir ürün kullanabilirsiniz. Siyah şişesinden bahsetmiyorum. Bu ürün Gentle Black Fresh Cleansing Oil. Bu ürün gerçekten çok başarılı. Ben kuru ciltli bir insan olarak da sevdim. Kuru ciltliler de kullanabilirler ve hiç şikayet etmezler. Yağlı ama karma ciltler için özellikle öneriyorum. Gelelim Ayunik Calendula Cleansing Oil. Bunu zaten elimde çok fazla gördünüz. Herkesin elinde çok fazla gördünüz. Herkes çok severek kullanıyor. Ben bunu çok severek çok severek kullandım. Sadece benim için tek kötü yanı vardı arkadaşlar. Gözlerimi buğulandırıyordu. Eğer lens kullanıyorsanız göz buğulanması bizim için biraz sıkıntılı bir durumdur. O yüzden tek sevmediğim şey buydu benim için. İçeriği çok güzel. Yine çok basit ve çok güzel. Canola yağı, ayçiçek yağı, calendula, jojoba, macadamia. Yani çok zengin ve basit ve güzel. Esansiyel yağ yok, koku yok, bir parfüm yok. Kuru cilt de kullanır, karma cilt de kullanır, yağlı cilt de kullanır. Her cilt tipi çok rahatlıkla kullanır. Cilt bariyeriniz için bir rutin oluşturduysanız yine bunu da katabilirsiniz. Bu da çok güzel bir ürün. Makyajınızı arındırmada, göz makyajını arındırmada çok aşırı başarılı diyemem. Ama genel olarak fena değil. Yüzünüzden kolaylıkla arındırabiliyorsunuz. Gözlerinizi yakmıyor. Clarisse daha başarılı mesela göz makyajını çıkarmadı. Ama Ionic de fena değil. Bu göz buğulandırma olayı benim biraz canımı sıkmıştı.
Ama içeriği tabii ki çok güzel. Benim sevdiğim ürünlerden biriydi. Yine kalendulalı, yatıştıracak, cildinizi yatıştıracak bir içerikte bir temizleme ya isterseniz bu ürüne de bir şans verebilirsiniz. Her cilt tipi rahatlıkla kullanabilir. Gelelim bu son dönemde herkesin dilinde olan Mizon'un Scaluronic Cleansing Balm'ına. İşte bu seri beni çok güldürüyor Mizon'un. Mizon'un böyle benim için çok sevdiğim ürünleri de var. Çok hiç sevmediğim ürünleri de oluyor genelde. Bu sevdiğim ürünlerden oldu. Sadece tek sevmediğim tarafı içerindeki parfüm. Parfümünü çok sevenler de var bu arada. Hiç sevmeyenler de var. Parfüm Allah'tan uçuyor gidiyor. Çok takılmıyorum parfüme ben. Ama parfüm koymasalar da olurmuş yani hani bunun içine. Rengini göstereceğim size şimdi. Bu arada şu spatula olayını da çok sevdim. Spatulası içinde koyabiliyorsunuz. Normalde bunu şey yapamıyorsunuz. Koyacak yer olmuyor. O açıdan da çok hijyenik olmuş. Şu benim çok komik kullanmışım. Şöyle yeşil renkte. Bu yeşil rengi patlıcan veriyormuş. Yani renklendirici falan yok içinde bunun. İçinde centella, aloe vera. Çok zengin içeriği yine aynı şekilde arkadaşlar. Centella, aloe vera, jojoba, hyaluronik asit ve patlıcan. Ve patlıcan var arkadaşlar. Güzel bir balm. Ben bunu yine kuruya dönük karma ciltleri önereceğim. Yağlı ciltlerin seveceği bir yüz balmı değil. Fiyatı indirimli 138 TL'ye kadar geçenlerde düştü. Normalde 168 TL ya da 180 o civarda olması lazım. İçeriğine baktığınızda gayet aslında şu anki piyasayı ve döviz kurunu düşündüğünüzde normal kalıyor tabii ki fiyatı. Güzel, benim sevdiğim ürünlerden biri. Gelelim benim en sevdiğim balmlardan, cleansing balmlardan birinden bahsedeceğim size. Bunu yiyip bitirdiğim için bu yok. Bir de indirimde bulmanız lazım bunu. Çünkü bu çok pahalı bir cleansing balm. Aromatica'nın Orange Sherbet, şerbet olarak geçiyor. Cleansing balmı. Bunun içeriği bayağı değişik. Bunu özellikle antioksidan özellik arayan ve sivilce problemi yaşayan karma ve yağlı ciltlere önereceğim. İçinde bitkisel kanola yağı, organik baba sütü tohumu yağı ve turunçgiller var arkadaşlar. Aromatika hayvanlar üstünde deney yapmayan, vegan, paketlemeleri geri dönüştürülmüş vesaire özel bir marka ama fiyatlandırmaları falan da yurt yani Kore'de de çok pahalı, burada da çok pahalı dolayısıyla yani Aromatica'nın biraz sınıflandırması yüksek. Makyajı çok güzel arındırıyor, cildinizden de çok güzel arınıyor, güneş kreminiz de çok güzel arındırıyor, sivilcelerinizi de çok güzel yatıştırıyor bu ürün. O yüzden çok beğenerek kullanırsınız. Kullanan herkes de zaten hayatımın balmını kullandım, ay buldum diye geziyor. Sadece tek sorun dediğim gibi fiyatı oluyor. İndirimlerde çok düşüyor. İndirimleri takip edebilirsiniz. Ya da hani bütçeniz dahilindeyse normal alabilirsiniz. Gelelim benim en sevdiğim balmlara. Bunlardan kutularca bitirdiğim için tekrar yine ama ben bahsetmek istiyorum. Clinit Zero Original versiyonundan bahsedeyim size. İçerinde C ve E vitamini ve bambu var. Özellikle siyah nokta probleminiz vesaire varsa benim şu an elimde yok. O yüzden Clarins kullanıyorum. Ama Clarins de başarılı bu arada onun kadar. Fiyatları çok yüksek bu arada şu an. Bayağı vanilla kolara yani zam geldi. 280'lerde 300'lere yaklaştı. Ama çok az bir miktarı bile makyajınızı da arındırıyor. Ondan sonra cildinizden güneş kreminizi de arındırıyor. Hiçbir şekilde gözünüzde buğulanma yapmıyor. Gözlerinizi yakmıyor. Hiçbir sivilce problemi yaratmıyor. Muhteşem bir ürün. Uzun süre kullanımda siyah noktalarınıza da iyi geliyor. Bunu her cilt tipi çok rahatlıkla kullanabilir. Kuru da kullanabilir, yağlı da kullanabilir, karma da kullanabilir. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Cildinizi germez. Ondan sonra nemli bırakır. Böyle sıkıntısız bir ürün arayayım. Ben böyle senelerce hiç değiştirmeyeceğim. Başka bir şey aramayacağım Yağmur diyorsanız Clinit Zero olarak bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi sürekli onu kullandım. Zaten biliyorsunuz her bitenler videomda var. İlk defa elimin altında, ilk defa yok yani. Çünkü stokta yoktu, alamamıştım. Diğeri de Clinit Zero'nun, yine Vanilla Co'nun Nourishing olanı. Yani bu nemlendirici olan versiyonu. Bunu şöyle söyleyeyim size. Bunu karma ciltler dahi kullanabilirler ama yağlı ciltleri önermiyorum. Yine bunun da diğer Vanilla Co'lar gibi mineral yağ, paraben, alkol, parfüm vesaire hiçbir şey yok. İçinde ginseng, propolis gibi cilt bariyerini güçlendirecek içerikler var. Cildinizde yani en beğendiğim, benim bunların içinde bütün Vanilla Co'ları, hepsini denedim bu arada. Ufak versiyonlarını falan denedim. Kore'den getirmiştik. Ya muazzam, gerçekten en beğendiğim bu oldu. O kadar güzel arınıyor, o kadar cildinizi muazzam yapıyor ki yani bir balm cildinize bakım yapar mı? Evet, bu
Yani Clinic Zero'nun Banilaco Nourishing olanı yapıyor arkadaşlar. Yani muazzam, gerçekten en sevdiğim. Hiçbir şekilde gözünüzde buğulanma yapmıyor, ondan sonra yakmıyor. Harika gerçekten. Özellikle bunu öneririm. Eğer kuru ya da karma bir cilde sahipseniz, ikisinden birini tercih edecekseniz kesinlikle bu. Yani gözünüz kapalı, ama bu da stokta yok. Sürekli stokta yok. Yani eğer gelirse arkadaşlar, ya da Kore'den biri gelecekse ya da yurt dışından, bunu alın derim. Yine sorayım, ginseng, propolis gibi cilt bariyerinizi güçlendirecek içerikler var yani, ve yine bunda siyah noktalarınıza uzun vadede iyi geliyor. Hem işte All Clean Balm'dan bahsetmemem. Ben bunu çünkü çok fazla sevmiyorum. Neden diyeceksiniz? Yani işlevini yerine getiriyor ama yine daha karma yağlı cilt sevecektir. Kuru cilt pek sevmez. All Clean Balm'da şöyle bir sıkıntı var. Bir süre sonra çok bereketli bir ürün. Böyle kocaman kavanozu var. Mutlaka benim elimde, hatırlarsınız. Benim ilk cleansing balmımdı yani. 2 kutu bitirdim bundan. Buğulanma yapıyor bir. Yine memnun kalırsınız. Dediğim gibi karma cilde sahipseniz, yağlı cilde sahipseniz gene memnun kalırsınız. İçeriği gayet güzel. Ama kokuyor arkadaşlar. Bir noktadan sonra ürün çok bereketli olduğu için ve böyle bir ıslak, ya onun paketlemesinden kaynaklı bir koku yapıyor heymiş. O yüzden ben o ürünü çok kullanamıyorum yani. Ve ilk sırada komedojenik bir içerik var. Ona dikkat etmenizi öneririm. Eğer çok hormonal problemleriniz varsa vesaire, heymişin öyle bir sıkıntısı var sadece. Onun harici o da güzel. Onu da kullanabilirsiniz. Çok aşırı bereketli olduğu için fiyat performans olarak, yani hani böyle bir kavanoz balm alıp atıyorsunuz kenara ve bayağı kullanıyorsunuz. Yani aylarca bitmiyor. Gelelim 650 TL'lik arkadaşlar balmımıza. Size 650 TL'lik balm göstereyim şöyle. Muazzam. Gerçekten güzel. Ama 650 TL yani. Bu arada alan var. Alan var mı diye soracaksınız. Evet, var yani takipçilerimde. İçerinde mineral, alkol, parfüm vesaire yok. Rengi de boya değil. Yabani iğneden dolayı turuncu renkteymiş. Tüm cilt tipleri çok rahatlıkla kullanıyor. Ben ilk yüzüme sürdüğümde dedim ki bunu nasıl arındıracağız falan dedim, ama bazen bakım yapsın diye birlik sürüyorum. Çok kolay arınıyor. Makyajınızı çok güzel arındırıyor. Hiçbir şekilde gözünüzde buğulanma yapmıyor. Gözünüzü yakmıyor. İçerinde cennet hurması, yabani iğde yağı, zeytinyağı çekirdeği, üzüm yağı, bir sürü yağ, antioksidan özellik taşıyan bir sürü yağ var. Yine çok sivilcelerim azdığında vesaire buna dönüyorum. Ya Clarisse kullanıyorum ya bunu kullanıyorum. Gerçekten muazzam. Bu döviz kurları diyorum. Yurt dışında 400 TL'ye bu arada. Bakabilirsiniz yani, yurt dışından gelecek bir arkadaşınız vardır falan, bütçeniz dahilindeyse değerlendirebilirsiniz. Denay Matthew Living Cleansing Balm. Bu da güzel bir... Zaten çok ünlü ve herkesin çok sevdiği bir balm. Merak eden varsa bakabilir. Kokmuyor bu arada böyle hani... Yani böyle ne gibi kokuyor? Hurma gibi kokuyor. Değişik bir kokusu var. Bunun sitesinde şey yazıyor. Rengi değişebilir hani aylar içinde siz kullanırken diyor, ama benimki daha turunculaştı. Bazılarınki daha böyle doğal bir renk olduğu için, boya olmadığı için içinde. Bazılarının mesela turunculuğu daha azalıyormuş. Benimki daha turunculaştı. Hakkını veriyor. Ve gerçekten şey, güzel bir balm. Bir şey diyemem yani. Dediğim gibi bütçeniz dahilindeyse bakabilirsiniz. Yani kendinizi bilmiyorum. Gerçekten gerekli mi yani böyle bir şey? Zaten hani gerekli değil diye düşünüyorsanız gerekli değildir yani. Ben anlatmış olayım sizin için. Deneyimledim, paylaştı. Yani deneyimledim. Güzel bir ürün. Siz bilirsiniz tamamıyla. Evet arkadaşlar, her cilt tipi için ürünleri paylaştım sizinle. Karma, yağlı vesaire. Siz kendiniz için uygun olan versiyonu seçin. Doğru olanı. Hangisiyse seçin, kullanın. Sivilce yapmasın. Aman cildinize çok iyi bakın. İstediğiniz bu tür dosyalar varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın ki ben de sizin için toplu bir dosya çekmek isterim. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.